kanalıma hoş geldiniz. Ben Ayda. Bugün yine böyle kapalı bir havadan giriş yaptım. Ama şu anda saat 8 olur mu? 9 çeyrek geçiyor. Ama hala hava aydınlanmadı. Yağmurlu kapalı bir hava var. Ama olsun, modumuzu düşürmüyoruz. Çünkü yılın son haftasındayız. Bugün yılın son haftasının salı günü. Ben vlog anca açabildim. Bugün de işlerim var işte, evde ufak tefek şeyler yapılacak. Bir de böyle birkaç çekmecem çok dağınık. İşte bu kepçelerin, kevgirlerin oldu ve bazı böyle eskiden beri kullandığım plastik kökenli şeyler var. Tam plastik de olmuyor mu, onun adı ne bilmiyorum. Yani o malzemenin adı, ama anlamışsınızdır. Yani kepçeler var, silikon değil ama onların böyle üzerleri beyaz beyaz falan olmaya başlamıştı. O atılacakları atacağım. Biraz böyle arınmalı bir gün olacak. Böyle tam modumu toparlamıştım. Dedim bugün hem işte perdelerle ama camları sileceğim. Yatak odasının camını sileceğim. Her şeyde böyle gözümü açtığımda onu kirli görüyorum. Çok mutsuz ediyor bu durumda beni. Yani yağmur yağıyor şu anda ama yağsın hiç umursamayacağım. O camı sileceğim çünkü burası biliyorsunuz böyle dağlık bir bölge. Hani ev yok etrafta, orman falan. Geçen her aracın tozu da kalkıyor tabii doğal olarak ve cama yapışıyor. İşte yağmur yağıyor ama ben yine de sileceğim o camı. Yani en azından sabahları uyandığımda gözüm açıyorum. Of ya, bu nasıl cam böyle falan diyorum. Hani sinirim bozuluyor. En azından sileyim, rahatlayayım. Batarsa da batsın yani. Öyle çok şey yapmayacağım. Camlarını sileceğim, bırakacağım. İşte dediğim gibi birkaç çekmece var, düzeltilmesi gerekiyor. Onları düzelteceğim. Böyle bir gün olacak. Hadi bakalım. Görüşürüz. Şimdi şu dediğim çekmeceyi halledeceğim. Görebiliyor musunuz içine? Ya burayı ata da çok kurcalıyor. Yani sürekli yemek yapacağım adı altında geliyor bu kepçeleri kurcalıyor. Bahsettiğim şeyler de şunlar, bakın. Görüyor musunuz? Bunlar ne olduysa böyle çıkmıyor artık. Bayağı böyle özelliklerini kaybetmiş. Bunları atacağım. En azından artık hani olmayınca ne yok biliriz en azından. Böyle olunca daha sıkıntı oluyor. Şimdi ben bu çekmeceyi güzelce bir düzenleyeyim. Sonra görüşürüz. Bir yandan da Müge Anlı'yı açtım. Bu kalıyor bizimle. Bakın şöyle var. Görüyor musunuz? Bunlar makine doldu böyle. Yani artık özelliklerini mi kaybediyor ne olacak? Ama benim de içime sinmiyor açıkçası. O yüzden bunları şutlayacağım. Bu çekmecenin içine de bir düzen vereceğim ki ata artık buralara kurcalayamasın. Ya çok seviyor çocuk yemek yapmayı. Hani önüne geçmek de istemiyorum ama olmuyor yani. Mikserlerim bunlar. Şunun içine daha ufak eşyalarım vardı. Mesela geliyor gidiyor burayı kurcalıyor. Geliyor gidiyor burayı kurcalıyor. Ve sürekli anne onu alabilir miyim? Anne bunu alabilir miyim? Sonra odasına götürüyor. Ben odasından geçen gün kaç tane şey buldum. Şu şeylere takır. Bu ağzı fermuarlı poşetleri. Bunları ben genelde okula giderken sandviç falan koyuyorum. Bunlar kloroplastın tekrar tekrar kullanılabilen poşetleri. Buraları bir düzenleyelim bakalım. En azından bakın çelikler var. Çelikleri kullanmaya devam ederim. Plastikleri bir hayatımızdan çıkaralım. Bir yandan da Müge Anlı çok heyecanlı gidiyor. Şunları bir boşaltayım önce. Sonra bakacağız gerisine. Bu ara bu Domestos'un mutfak köpüğünü kullanıyorum. Gerçekten çok güzel logolarda falan. Şimdi çekmece içini de bununla bir sileyim. Sonra neden yerleştirmeye başlayacağım. Bakalım bugün işlerimin kaçını yapacağım. Instagram'da paylaştım o listeyi. Şuraya bir yere koyarım. Bakalım bugünkü planlarımın kaçını gerçekleştirebileceğim. Çok merak ediyorum ben de. Atanın evde olması işte biraz işleri şey yaptı. Zorlaştırdı ama olsun. İyi olsun oğlum. Vallahi bayağı mutfağı böyle toparladım ettim ama şurada gördüğünüz bir torba şey çıktı. Bak size göstereyim. Atanın kullanmadığım biberonlarını, işte damacana pompası vardı bozuk. Onları falan. Böyle lazım olur diye biberon askıları vardı. Onları, yani aklınıza gelebilecek kullanmadığım ne varsa attım gitti. Buradaki ahşap rafı da kaldırdım. Şöyle göstereyim. Şimdi tezgahın bu tarafında çöp var ama onu kaldırdım. Buraya işte böyle çay, bitki çaylarımı,
İşte böyle tahta kaşıklarımı, havluluğu falan koydum. Burası da böyle oldu. Şurası da tavuk suyu, Atay'a tavuk suyu çorba yaptım. Mutfağı süpüreceğim. Yerleri görüyor musunuz? Şuralar ne kadar kirli. Hemen yerleri süpüreceğim. Mutfaktan çıkacağım. Salonda da çok bir işim yok. Hemen salonda bir süpüreceğim, çekeceğim. Orası da bitecek. Sonra Atan'ın odasına gideceğiz. Asıl Curcuna Atan'ın odasında. Mutfağı bitirdim. Toparladım. Oh, saçımı takıldı. Şimdi Atan'ın odasındayım. Ata da burada. Ata, bu dağınıklığı kim yaptı? Ben. Atanın odasına girişeceğiz ama en uzun burası sürecek gibi duruyor. Arada da Atayla falan ilgileniyorum. Çok yavaş ilerliyor yani. İstediğim gibi gitmedi bugün temizlik. Ben Ata okulda olacak. Ben de hani 2'ye kadar, o gelene kadar büyük kısmı bitiririm diye düşünüyordum ama kısmet olmadı. Devam ediyoruz. Meyve tabağımı aldım önüme. Bu da ayvalarım var ya. Ayvalarım artık şey olmaya başladılar. Bozulmaya. Onları böyle doğrayıp bir ayva tatlısı yapmak istiyorum. Aynen, bakın şurası falan bozulmuş. Tüketemedim ya bu sefer ayvayı. Önceden öyle bir ayva yerdim ki. Şimdi ben bunları bir soyayım. Sonra tencereye koyacağız. Sonra da pişireceğim. Görüşürüz. Ayvaları soydum. Kararmaya başladılar. Ama şu an gerçekten limonlu suda bile bekletecek şeyim yoktu. Yani çok canım tatlı bir şeyler yemek istiyor. Bunu yapmasaydım brownie yapacaktım yani. Öyle gözümü karartmıştım bugün. Çok yoruldum sanırım orada. Şimdi güzelce sularını ekledim. Pardon, şekerini ekledim. Suyunu da ekleyip hemen ocağa koyuyorum. Ata da bu arada dayanamadı. Başladı hemen yemeğini yemeye. Ben de hemen oğluma yetişeceğim. Çok acıkmış. Tamamdır, bu sulama yeter. Ocağa koyuyorum. Hoppa. Bugün hiç su içmediğimi fark ettim. Çok yoruldum. Yeniden merhaba. Bugün 31 Aralık. Bu yılın son günündeyiz. Bu akşam yeni yıl kutlayacağız. Arkadaşlarımız gelecek. Ben de hazırlıklar yapacağım. Size hem onları da çekerim dedim. O yüzden bu şey bir video olacak. Yani böyle yılbaşı vlog gibi de düşünebilirsiniz. Şimdi kalktım, bir şey yapacağım. Tatlı. Ya birkaç planım vardı. Onlar böyle sekteye uğradı. Olmadı. Ben de rulo pasta yapayım dedim. Hem size nasıl yaptığımı da çekerim. Daha önceki rulo pastalarım birkaç tanesi böyle faciayla sonuçlanmıştı. Bunda öyle olmayacağını düşünüyorum. En kötü pandis banyasını kullanacağım. Kütük pasta yapabilirim. Yani bilmiyorum. O yüzden başlayacağım şimdi. Hadi size çekeyim hızlıca. Yaptım. Fırına verdim. Hemen şu çıkan bulaşıkları toparlayacağım. Kremasını yapacağım. İnşallah umduğum gibi olur. İşte bugün birkaç işim var. Onları da sabahtan yapıp öğleden sonra Ata gelince dışarı çıkacağız. İşte Merve'lerle buluşacağız. Arkadaşım gelecek. Arkadaşım ve eşi daha doğrusu. Birlikte bu akşam yemek yiyeceğiz. Öyle bakalım. Birlikte birkaç alınacak şeylerimiz var. Onları alacağız. Sonrasında da bize geleceğiz zaten. Ama ben bu arada bütün ön hazırlıklarımı ve
Sadece tavuğu gelince fırına vereceğim, pilavı gelince yapacağım. Ama çorbayı ve diğerlerini şey yapacağım. Bayağı güzel bir menü oluşturduk. Benim arkadaşım mezeleri yapacak. Ben de yemekleri yapacağım. İşte ana yemekleri yapacağım. Bir de ne yapacağım? Börülce sallaması yapacağım. Haydari yapacağım. Taze soğan salatası yapacağım. Yani bunları yapacağım, koyacağım. Çünkü daha lezzetli oluyor. Hazır fırsatım varken, şimdi ata da okulda, eşim de uyuyorken ben bu işlerimi halledeyim. Kremayı yapacağım. Süt ekliyorum. Herkesin şeyidir ya. Kafasında bir pratik şey vardır ya. Bu benim tam olarak o. Hey boncuk. Valla işim iş bu. Benim bu tepelerinde geziyor. Bakın nasıl oynuyor. Ne koyuyoruz? Süt koyduk. Un koyacağız. Hayır boncuk. İn aşağıya. Geliyorum. İn aşağıya. Ne var orada? He? Ne var? Ah, oğlumun öğretmeni arıyor. Kapatmam lazım. Bir saniye. Öğretmenimiz aradı. Onunla konuştum. Bu arada da çekimiz pişti. Onu şöyle sıcak sıcakken rulo yaptım. Şimdi açacağım rulosunu ki kaptan çıkarmak kolay olsun diye. Evet. Hadi bakalım. Vallahi merakla bekliyorum bu kek nasıl olacak. Şimdi unumu eklemiştim. Bir 4-5 yemek kaşığı şeker ekleyeceğim. Şeker ekledim. Vanilya ekleyeceğim. Süt, şeker, un, vanilya ve kakao. Ben böyle kakaoyu çok seviyorum. Tamamdır. Şimdi bunları güzelce çırpıp krema yapıp geliyorum. Ya ben pastanın bitmiş halini, daha doğrusu yaptığım zamanı çekmemişim. Ama şöyle göstereyim. Böyle küçük pasta yaptım. O Instagram'da Demis Kitchen'ın tarifi. Şurasına şey geldi. Bu benim fanuslarım, iki taneydi, ikisi de kırıldı. Öyle olunca ben şu kaseyi üzerine kapattım. Bu öyle kaldı. Yaptıklarımı göstereyim size. Haydari yaptım. Bunlar dinlenince daha lezzetli oluyor. Oğlumun en sevdiği taze soğan salatası yaptım. Bunda hiçbir şey yok. Taze soğanı doğruyorsunuz, süzme yoğurt ekliyorsunuz, tuz. En son tavaya alınca üzerine biraz zeytinyağı gezdireceğim. Börülce, biz buna sallama diyoruz. Börülce sallaması yaptım. Bunları şimdi dolaba kaldıracağım. Tavuklarım var. Tavuklarımı da sosladım. Onları da dolaba kaldıracağım. Bir arkada da Müge Anlı izliyorum. Onun sesi reklama girdi. Tavuklar da soslandı. Mercimek çorbası da pişiyor. Bir 5 dakikaya o da pişer. Sonra mutfağa toplayacağım. Çöplüğe toplayacağım. Duşu atacağım kendime. Ojelerimi değiştireceğim. Daha çok işim var. Görüşürüz. Bu arada şu anda saat tam 12. 12'de bütün işlerimi bitirmiş oldum. Hazırlandım, çıktım şimdi. Böyle elbise giydim. Üzerine de hırkamı aldım. Çantamı da taktım, gidiyorum. Birkaç eksiğimiz var işte. Dönüşte de arkadaşlarla buluşup geleceğiz bize. Görüşürüz. Dün yaptığım pastanın içi de tam olarak böyleydi. Dün akşam kesemedik. Çünkü o kadar sofra doluydu ama hiçbirini çekemedim size. Yani misafirim vardı, onlarla ilgilendim. Ama pastamız bu. Pastamızı da şimdi yiyoruz. Mutlu yıllar Data. Mutlu yıllar. Mutlu yıllar Merve. Mutlu yıllar. Vallahi bütün gün ben bir yandan Merve bir yandan uyukluyoruz. Pert. Hala pert yani, kendimize gelemem. Maymaşak. Siz maymaşak ne demek biliyor musunuz? Valla biliyorsanız yazın. Yorumlara da görelim. Ben yeni öğrendim Merve'den. Ama bir sonraki videoda söylerim ne demekmiş. Ata da burada keşifte. Biz de şimdi daha önce gittiğimiz şu yolun sonundaki kavakları görüyor musunuz? Oraya doğru yürüyeceğiz. Steve. Evet, Steve. Ata bu videoda da Steve. Geçen videoda da Crow'dun herhalde. Oo. Arkamda.
Bu sefer de stif. Çıktık öyle yürüyoruz işte. Bakalım biraz hava alacağız. Sonra ekmeğimizi alırız. Biraz parkta oynarız. Sonra da bugünü bitiririz. Yılın ilk günü bomba gibi. Vallahi saat 3'e kadar mı? Yattım herhalde. Böyle bir uyanıyorum, uyuyorum tekrar. Ama geçecek değil mi Merve? İnşallah geçecek. Öyle eşlerime bekle. Yılın ilk günü yalnız geçiren kadınlar kulübüne. Hoş geldiniz. Neyse devam ederiz. Ne arıyorsun anneciğim burada? Dinozor fosili. Dinozor fosili. Tamam inşallah bulursun. Çünkü dinozorlar gerçekten yaşadığına inanıyorum. Yaşadılar tabii ki anneciğim. Yaşamaz olurlar mı? Tabii ki yaşadılar. Ama burada olur mu fosili o konuda çok emin değilim. Ama sen kaz tabii. Bunların altında vardır anne. Tabii tabii. Zaten sert bir şey oldu artık bu tüm anne. Babaya söyleyelim sana mom. Bir hazine buldum. Tırmıkla, kürekle aranır tabii dinozor fosili. Tamam anneciğim başarılar diliyorum sana. İnşallah bulursun. Aslında, nasıl bir dinozor bulmak istersin? Kahverengi bir şey görünmeye başladı. Ya. Galiba hadi. Hazine. Çabuk yardım et. Anne, çabuk yardım et Merve. Anne çabuk tırmıkla kaz. Tamam hemen kazıyorum. Şurayı. Galiba hazine var. Hazine bak, mi? Sertleşmeye başladı son. Kaya var altında o yüzden sertleşiyor. Evet olabilir. Hazine sandığı da olabilir. Oh, Tarcı baba tatlı bir şey var. Altında benimkinin kaya var. Oh. Üstüme tüm attım. Olsun ya. Değiştiririz eve gidince bir şey olmaz. Oh. Da benim üstüme atmasaydın iyiydi.